Zin Efendi'nin nimet İslam adlı fıkıh ilmihal eserinden okumaya devam ediyoruz. Hayız adet görme, nifas, lohusalık gibi konuları, istihaze gibi konuları okuyoruz. Adet günleri olup da kan muhtadı tecavüz ederse yani e, maksimum gün sayısından daha fazla bir gün sayısına da kan gelmeye devam ederse Hayız ve nifasın ekser hadlerinden yani en fazla en çok olan gün sayısından ziyade olursa adet üzerine ipka olunup yani e, Hayız görme halinde onun üzerine ipka olunup fazla olan günlere e, istihaze yani özürlü kan gelmeden sayılır. Adet adetini unutur ise yani e, hangi günler adet gördüğünü unutur, şaşırırsa muhayyire tabiri olunur. Muhayyire şaşırmış yani günün e, hangi gün olduğunu şaşırmış de, anlamına gelir. E, Müellif der ki hayız konusu yani adet görme konusu fıkhın anlaşılması güç e, bablarından ve talak, itak, istibra, iddet, nesep, hil, hillicima, salat, siyam, tilavet, itikaf ve duhul gibi, e, duhul mescit gibi, tavafı hac gibi, Bulu gibi birçok ahkama mebni bu ahkam bu konuyla ilgili olduğu için bu onlardan e, olması ilgili olmasıyla buna binaen çok mühim bir konudur. Hayzın e, taraka tahalluku e, zev, zevzeyi methul binayı yani hayız halinde boşamak bidat olması ve hayızdan sonra cima vuku bulmayan tuhur döneminde de boşama sünnet olmasındandır. Evet, hayızın ıı, talakla ilgisi de bununla ilgilidir. Yani tuhur zamanında cima etmediği zaman boşama olayının gerçekleşmesi. İtakat taalluku yani ıı, köleyi azat etme konularına taliku, ümü olan cariye azat olursa üç hayz ile iddet bekler. Bu olmasındandır. İstipraya taliku, zatul hayzın zatul hayz olan cariyenin bir hayz ile istipra edilmesi olmasındandır. Bu istipra istinca bahsinde geçen istibranın far dan farkıdır. Bu farklı bir konudur. Rahmin çocuktan müberra olması anlamında istibradır. E, i̇stinca babındaki istibra ise e, bevilden sonra, idrar dökmekten sonra e, yapılan temizlenme olayına denir. İddet, i̇ddete tahallükü da zatul hayz olan yani hayz olan kadının hür bir kadının iddeti 3 ve cariyenin iki haiz dönemi olması yani boşanma sürecinde hür bir kadının üç hayız dönemi üç dönem geçirmesi cariye olursa da iki dönem geçirmesi gibi süresi süresiyle ilgili konudur. Nesebe taalluka neseple ilgilisi hürreyi e, mutallaka üç Hayz ile İddet gör, gördükten sonra Doğurduğu çocuk iddet e, munkazi olduktan 6 ay sonra dahi do, doğumu gerçekleşse yani iddet e, oluşundan iddet bekleme süresinden 6 ay sonra da doğmuş ise e, zevzinin zevzinin nesebine ilhak olunmaz. 6 aydan sonra ol, olur ne nesebine ilhak olunmaz olup kan görmeyerek dünyaya getirdiği çocuk yani hiç iddet olmadan hiç kan görmeden olursa iki sene sonra dahi doğmuş olsa onun nesebine ilhak olunur olmasındandır. Yani neseple ilgisi budur. Kan görürse iddet süresi dolduktan 6 ay sonra süresi içinde doğum yaparsa bu konu böyledir hiç iddet görmez yani kan gelmezse iki sene boyunca dahi olsa doğum yaparsa bu ayrıldığı eşinden olduğu nesep konusunda böyle bir alakası vardır Cuma'nın helalliğine taluku da hayızdan pak olan zevceye yaklaşmak helal olup zevc için onu hayız ve tuhur hakkında e, ihbarında tasdik etmek caiz olmakla haizini ihbar edince e, yaklaşmaktan vazgeçip ve tuhurunu haber verince de e, tekarrup yaklaşma edebilmek konusundaki ilgisidir. Yani cinsel ilişkiye girmesi ve hayız döneminde haram olduğundan onun dönemin hayız halinin başladığını bildirmesiyle e, ondan uzak durup te, temiz olduğunu bildirdiği zamanda onun netleşince de cinsel ilişki helal olmuş olur. Salat ve siyamla taluku yani namaz ve oruçla olan ilgisi ise kadın kısmı bunların hayızlı olduğunda yapmayıp haizden pak olduktan sonra kılmak ve tutmak hususundadır. Haiz meselelerini bilmeyen kadın salat ve siyamını onların e, vücubu vaktinde terk ve vücub vücub terki vaktinde ikame eder ki vücub terki vaktinde ikame eder ki bunların ikisi de e, haram ve zararlıdır. Yani, e, kadın adet görmeye başladığında te, adetten temizlenip pak oluncaya kadar namaz ve oruçtan uzak durması gerekir. Tilavete taalluku okuma yani Kur'an tilavetine taalluku e, aşikardır, çok açıktır ki haize yani adet gören hanım Kur'an okuması ezberden de olsa, dokunarak da olsa haramdır. Mescide girmek dahi öyledir, haramdır. İtikaf dahi e, haiz ile fasittir. Yani haiz olduktan sonra itikaf geçersiz olur. Nifas hakkında hüküm de böyledir. Aynısı nifas hakkında da geçerlidir. Mescid Kur'an hususunda haize yani adet gören, Küçük hades dahi istirak eder. Evet. Kur'an'a değmek aynı şekilde e, o, ha, haiz olana haram olduğu gibi normal bir kimseye de Kur'an'a değmek için abdest alması gerekir. Cinayet hükmünde fark olmakla beraber Kabe'nin tavafı da dahi böyledir. Bu ile ilgisi e, ilgisi. Medarı teklif olmasıdır. Hayz eseri buluğudur. Yani kendisini hayz gören kadın buluğa ermiş olur. Evet. Bunları böyle okumuş olduk. Daha sonra e, devam etmek üzere sohbeti burada a, a, ara veriyoruz.